ne denir? Belki birkaç farklı tipler oluşturmak ve onun üzerinden bir mantık geliştirmek olabilir veya tamamen teknolojiden faydalanarak aslında pick and place yapılan durumlar olabiliyor falan filan. Ama o kesinlikle böyle bir uzaya fırlatılacak bir problem olmaktan çok tasarım ve yani yapma ve tasarım kısmının bir arada düşünülmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Ben sanki biraz daha, yani aslında paralel ama biraz daha farklı düşünüyorum. Yani bu puzzle belki de yerinde üretilen bir şey olacak. Robot vinçler olacak. O robot vinçler inşaat sahasında bu puzzle formundaki formları orada betonu 3D printer gibi betonu o şekilde dökerek, belki işte dronlara o puzzle'ları taşıtıp yerlerine koydurarak, belki böyle şeyleri, belki değil bence 10 yıl içinde muhtemelen öyle bir yere gelecek diye düşünüyorum. Yani hani dışarıdan baktığımda bana biraz öyle geliyor. Hani Hollanda'da yapılan 3D print evi vesaireyi düşünürsek ya da köprüyü, belki o noktalara gelmek çok da uzak değildir. Şimdi bu tabii ki yani çok önemli bir şey söyledi arkadaşlar. Bu üretim çok işin merkezinde duran, çünkü bir kaynak var, para var, insan var. Biz bunu yani bir humanist bir disiplin olarak mimarlıkta bunu düşünmemiz lazım. Yani böyle sırf öyle imkanlar var diye yani böyle uzaya fırlatmamız lazım. Bakacağız işte ne kadar para, verimlilik. Yani çünkü beni korkutan asıl olay işte ilk önce şeyde başladı bu korkutma. Zaha Hadid'in Baku'daki opera binasının üretim sürecindeki o yüzeylerin tek tek nasıl asıldığını ve orada yani hakikaten onu yapan bir işçi tayfası, böyle az para alan, böyle bin bir çeşit böyle insanlar, yani o insanların durumunu göz önüne bulmamız lazım ki ben bunu direkt işte Desert Rose'da Jean Nouvel'in binasında gördüm. Yani o insanlar tabii ki dersin ki tamam insanlar para kazanıyorlar, işte Bangladeş'ten geldiler, işte Nepal'dan geldiler, ama bu üzücü bir olay. Yani öyle bir kaynak kullanımı, yani sırf o formlar oraya yerleştirilsin diye, tamam Jean Nouvel'i seviyoruz, iyi bir mimar, güzel bir binada yaptı. Ama ya yani bu dönemde artık böyle Mısır'daki piramitler gibi millete köleleştirmeyelim. Yani biraz madem robotlar var, şeyler var, biz biraz bunu düşünelim. Nasıl yapabiliriz? Tabii ki modernist döneminde prefabrikasyon yöntemleri vardı. İşte prefab yapıp fabrikada, sahada bunlara bir takım işçiler tarafından bir araya getirebilirsin. Belki o süreci tekrar, yani yapanlar da çalışıyor, yapmaya doğru gidiyorlar ki örneğin üretim konusunda gerek üniversite anlamda şu anda ETH, Zürich ve Stuttgart'taki okullarda bunu görebiliyoruz. Yani böyle işte dronlarla bir araya getiren, ama bence o olabilir. Yani 10 yıl evvel için bu olacak, ama biz Türkiye'de elimizde bir imkan var. O da bizim hakikaten kalifiye el işçi yapan arkadaşlarımız. Hocam dedi işte beyaz yakalı, mavi yakalı. Bu arkadaşlar tecrübeli ve iyi işler yapıyorlar. Ben bir yarışma düzenledim. Sılkar'la biyofilik tasarım mermer bahçe diye. Oraya gelen o taş yapan çocuklar hakikaten yani 4 gün içinde o binlerce parça farklı el işçi çözümleri bularak bir araya getirdiler. Yani ben şaşırdım yani. Yani bakarak, durumu analiz ederek birleştirdiler. O yüzden bizim yapmamız gereken bu arkadaşları bu üretim süreçleri içinde sokmamız lazım. Engin'le bunu ilk konuşurken dedim ki bir tane bu dünyadan birisini getirelim. Onu yapamadık ama yani o dünyada usta dünyası, şey dünyası, bu atölyelerin sahipleri bizim için önemli bir değer. Ve o insanlarla bu işi ortak nasıl yapabiliriz diye benim o mermer mozaiklerde yaptığım gibi yani sürekli o insanlarla danışarak yapmaya çalışıyorum ki Türkiye'de bu imkanı bence var. Teşekkürler. Bu işte mesela şöyle bir şey oldu. Mesela pick and place robotlar olabilir. Yani esasında bunu kanıtlayan da var. Biz işte bir sonraki ayda okursunuz. İşte Wolfbricks'e bir görüşme yapmıştık. Böyle bir ufak interview'umuz yayınlanacak 21'de. Reklam yapmış oldum ama sorun yoktur umarım.
Bildiğiniz gibi onun Çin'de bir tane binasında, Mokap diye bir binada gerçekten robotların oradaki panelleri yerine koyup üstüne sonra birleştirip işte sol şeyini atıp weld edip yerinde ondan sonra onu polish etmesi var. Bunun uygulanabilirliği de yerinde gösteriliyor. Ancak şöyle bir şey var. Yani gerçekten en konservatif sektörlerden bir tanesi. Hatta eğer öyle değilse onlardan bir tanesinde çalışıyoruz. Yani siz ne kadar kanıtlarsanız kanıtlayın, ne kadar yapılırsa yapılsın, esasında olay tamamen şeyde bitiyor. Bir, işveren. İki, politika. Yani bu esasında teknolojinin orada olup olmaması ya da bizim onu yapıp yapamamamız değil. O yüzden 10 yıl bile bana bayağı optimist gözüküyor. Hani pek bir böyle bir yerinde, yani tabii ki de yapılabilir. Tabii binanın da buna göre tasarlanması lazım. Hani sonradan böyle robotları yolladık, onlar her şeyi yaptı falan. Hani hangi track'ten gidecek? Uçacak mı bu robot gibi sorular geliyor. İşte ama yani daha önemlisi, daha ilk adımda şey, yani birinin bir şey alması lazım. Hani bir ilk adımı atması lazım ve bu ilk adımı atan, atması gereken mimar değil. Çünkü bunun uygulanması için hani bu ya political bir initiative olacak. Diyecek ki tamam hadi böyle bir şey yapalım. Böyle de bir bütçeniz var. Hepiniz beraber çalışın. Ancak öyle bir ortamda hani uygulanmasını düşünüyorsak olabilecektir. Yoksa yani, biz renderler üretelim canım, yani hiçbir sıkıntısı yok. Aslında birazcık şeyden bahsedebiliriz belki o zaman. Bu hani Efe'nin dediğine ek olarak, yani mimarın aslında pozisyonunun bir şekilde değişmesi, işte geçmişte hem yapan olması ve tasarlayan olması ve sonrasında o kopuş aradaki ve şimdi yine bu dijital aslında tasarım ve üretim süreçleriyle birlikte mimarlar yine tekrar yapan olmaya ve o yapmayla tasarlama arasındaki şeyin bu kadar kopukluğunun azalması gibi bir durumdan söz ediyoruz. Ama instruction'ın zor olmasından da kaynaklanıyor ilginç bir şekilde. Evet. Mimarlık evet. Bir instruction sanatı aslında. Yani bilgi yakalıyorsun bir yere ve bir sen orada olmadan da yapılabilecek hale sokuyorsun. Ya aslında kopuş da tam o noktada evet. Yaşanmış. Yani bu işte perspektif, plan, kesit, çizimleri üretilmeye başlanınca mimarın artık fiziksel varlığının yapım yerinde olması gerekmemeye başladığı için dolayısıyla böyle yavaş yavaş o işler daha tanımlı hale geldikçe özelleşme gibi şeyler, tabii teknolojiyle birlikte, yeni malzemelerle birlikte özelleşme de oluyor. Dolayısıyla aslında mimar gücünün birçoğunu kaybetmiş durumda, şey anlamında diyelim, ne denir? Legal olarak da öyle, hani uygulamacı ve İşte müteahhit ve mimar ve hani aslında en büyük zorluk Efe'nin dediği gibi hani politika ve şey harcın, bir de legal olarak aslında teslim etmeniz gereken bir takım işte paftalar, onlar bunlar, hani dolayısıyla hani o bayağı bir önünü tıkayan bir şey. O yüzden teknoloji burada olsa da, ki teknoloji burada bence ve çok hızlı her gün yeni bir deney ve şey çıkıyor, robotlar da evet işte sahada binalar print edebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz, ediyorsunuz ama şu an bu koşullarda çok da onu yapamıyorsak bir yandan yani evet aslında legal olarak bir şeylerin, bir takım şeylerin kazanılması gerekiyor veya yeni tanımlamalar konması gerekiyor herhalde. Başka bir aklıma gelen soru da hep yani geleceği düşünürken günümüz dünyasında teknolojinin vektörlerini okumak gerekiyor. Yani bugünle gelecek arasındaki en büyük sıçramaları düşününce de birkaç tanesi var. Bununla ilgili yorumunuzu almak isterim. Biri artırılmış gerçeklik. Çünkü artırılmış gerçeklikte dijital üretimin artık fiziksel dünyadaki var olma metodları değişebilir. Bu yani yine 10 sene ona dair fikriniz varsa. Onun dışında ikincisi yapay zeka. Ki yapay kelimesi... Yeni IDEO'dan bir yazı çıktı. Aslında yapay yerine arttırılmış zekadan bahsetmeliyiz diye. %100 katılıyorum. Çünkü aslında o zekanın arkasındaki yapaylığı onu biraz ötelemek için kullanıyoruz. Ama burada da ilginç olan parametrik tasarım derken öğrenen sistemlerden bahsediyoruz. Ve yapay zekanın da ihtiyacı olan tek şey veri. Elimizdeki yani Autodesk bundan 5 sene sonra onun araçlarıyla yapılan şeylerin bütün verisini aldığında zaten mimarın şu an konumlanan yeri de belki sarsılacak ve burada dijital üretim de mimarın yerine olacak. Üçüncüsü de blockchain. Çünkü dijitallikte
şu anda bir veriyi paylaşmanın prosedürleri daha muğlak. Yani ya açık kaynak diyoruz ya da paylaşmıyoruz. Ama blockchain'le sadece burada bu insan tarafından şu saat aralığında açılabilecek bir dosyanın olabilmesi artık bugün itibariyle mümkün. Daha pratiğe işlemiş durumda değil. Bu üç yeni teknolojide geri dönülmez bir hızla ilerliyorlar. Sadece onun ne kadarını nereden yakalayacağımız bence soru işareti. Böyle düşününce aklınıza gelen spekülasyonlar nedir ya da iyi ve kötü yanları nedir bu gelişmelerin? Bu yapay zeka, yani ben biraz daha eskiden bu işlere uğraşıyordum. 1990'larda Amazon'un böyle bir yazılımla işte ilk kez tanıştık. Nasıl yapıyordu? Böyle collaborative filtering diye bir yöntem vardı. İşte bir takım kullanıcıların alışkanlıkları başkalarına karşılaştırıp senin kimle benzediğini şey yapıyordu, yani işte hesaplıyordu işte. Yani evet, yani işte bu kişi ABC seviyorsa demek işte Deniz ABC'yi seviyor. İşte Sinan ABC'yi seviyor. Demek bunlar birbirine yapan sonradan şeyleri ilerleyebiliyorlar. Şimdi bu algorithmic thinking başlangıç noktası aslında. Bence yapay zekanın daha temeli ve pratik bizim için algorithmic thinking. Yani çünkü olay hakikaten hesaplayarak gitmek gerekiyorsa, bir de Deniz'in de söylediği gibi bir process design var ise, biz mimarlar olarak biz yani bu biraz daha oraya dalmamız lazım. Yani algorithmic thinking'de, yani o formülleri, yapay zeka olabilir olmayabilir onu bilemedim ama algorithmic thinking'de zaten mimarların her zaman yaptığı bir hesaplama işi var. Yani biz bence hesaplamaya devam. Ama biraz daha algoritmik hesaplama yapmamız lazım. Yani bu veriler nereden geldi, işte dış veriler gelebilir, blockchain'den veri gelebilir, şeyden veri gelebilir, sensörlerden veri gelebilir. Onları biraz düşünerek mümkün mertebe bunu işlerin içinde yapabileceğin kadar. Tabii ki herkes programlama falan, işte gerçi Grasshopper'da kolay demeyeyim ama yani en azından böyle bir takım şeyler, benim kızım var 12 yaşında, o Scratch diye bir şey kullanıyor. Baktım bu biraz Grasshopper'ın şeyine benziyor. Aynı şeye benziyor. Dedi ki bu Grasshopper şey değil mi? Ya Node'da böyle böyle variable atıyorsun. Yani bizim böyle 80'lerde işte command line olayından çok daha ilerisinde gelmişti. Çok hızlı bir şekilde onu yapabiliyor. Yani biz demek ki, yani mimar arkadaşlara söylüyorum işte burada çalışan, yani bu tür şeylerden korkmayın, biraz dalmanız lazım ki algorithmic thinking beyni biraz işlesin ki artificial intelligence, işte yapay zeka oradan belki türedebiliriz bir yaklaşım olarak. Şimdi blockchain hakkında hiç konuşmayacağım da, esasında çok eğlenceli konu ama hani ben ilk ikisi hakkında konuşacağım çünkü tam benim doktora tezi konum. Yani şöyle oluyor. Ben artificial intelligence'a inanmıyorum. Öyle bir şeyin varlığına da inanmıyorum. Onun yerine ama daha böyle insanlığa etkileşime gelebilecek assistive intelligence diye bir kavram üstüne en azından böyle bir kavram belki olabilir. Hani bütün de çünkü her şeyimi delege etmek istemiyorum bir zekaya. Çünkü sorun bence burada başlıyor zaten. Hani her şeyi işte kendi gücümüzü, işte hani dediğimiz gibi ilk önce müteahhitlere, ondan sonra yapıcılara falan delege ettik. Sonra biz böyle çok spesifik olarak bir şey kaldık mimar diye. Tamam, assistive intelligence olsun. Güzel. Peki aynı zamanda robotlarla kolaboratif bir şekilde çalışabilir miyiz? Çünkü genelde düşünülen, bizim de videolarımızda gözüken, hani robot orada çalışıyor. Eyvallah, kendi kendine daha önceden pre-programmed her şeyi süper yapıyor ama ben peki aynı ortamda robotla çalışsam nasıl bir şey üretebilirdim? Ve hatta robotla benim aramdaki bir arayüz gerçekten işte Rönesans öncesi mimarı, öyle bir kavram, yapıcısı diyelim. Mimar demeyelim de yapıcısı gibi, ben direkt elimde aletle esasında bunu bir fiziksel avatar olarak robotu kodlamaya kullanabiliyor muyum? Arttırılmış gerçeklikle mesela manipüle edeceğim malzemeyi görebiliyor muyum? Sonuç ürün hakkında bir işte bana opsiyonlar sunuyor mu? Ondan çıkartıp tekrar işte bir, yani böyle bir robotla ve bu assistive intelligence'a bir şey yapabiliyor muyum? Yani bir muhabbet içinde mantıklı bir şekilde konuşabiliyor muyum o?
Evet, çok dağınık oldu. Bir doktor konusu bu kadar dağınık olmamalı, biliyorum. Bitmiyor zaten. İşte bunu derleyip toparlamaya çalışıyorum. Bence bir noktada olacak. Yani gerçekten hemen ilk önce belki işte 100 metre sprinteri olmaktansa ilk önce bir yürümeyi öğrenmeliyiz. İlk önce bir koşmayı öğrenmeliyiz. Yani ilk önce bu teknolojinin bizi asist etmesini mantıklı bir şekilde denemeliyiz. Belki gelecektir artificial intelligence gibi düşünüyorum ben. Benim fikrim şu yönde olabilir bununla alakalı. Sanal gerçekçilik mimarlara işin satılmasında kolaylık sağlayacaktır. Benim tarafımdan bakarsam maketi yapmaya ihtiyaç duymayacaktır. Bir tasarım yapıldığında direkt insanları onun içine sokup çok daha hızlı etkileyebilir hale gelinecektir. Yapay zekada da bence şöyle bir şey olabilir. Tasarım yaparken hata yapmanızı engelleyecek yardımcı olabilir. İşte siz bir yapı oluşturuyorsunuz, o yapının üçüncü katında size bu binanın yıkılacağını siz onu daha tasarlarken size söylüyor olabilecektir. Bence yani bu tarz şeylerde faydası olur. Yoksa oturup kendi başına bir bina doğru parametreler verildiğinde parametrik bir şey çıkartabilir. Ama her halükarda bir insan yaratıcılığına ihtiyaç olacaktır. O sadece destekleyici olacaktır bence. O zaman son bir sorum var. Sonra da sizden soru bekliyor olacağız. O da Türkiye'ye dair. Benim Türkiye'deki ilk dijital üretim deneyimim 2013'te oldu. Meriç Kara diye bir endüstriyel tasarımcı var, belki biliyorsunuzdur. Onunla bir işbirliği yapıyorduk, bir proje ve Dudullu Sanayi Bölgesi'nde bulduk kendimizi. Koryan'la bir aydınlatma ürünü tasarlamak üzere Meriç'in tanıdığı bir dükkana gittik ve gözlerime inanamadım. Çünkü orada 7 akslı bir KUKA, Dudullu Sanayi Bölgesi'nin 3. bloğun arkasında hiç kapısından anlamayacağınız şekilde, yani herhalde yaklaşık sen daha iyi biliyorsundur bedelini ama yüzlerce bin euro değerinde ve o KUKA yani senin hani biraz belki hani ne kadar hassas olduğunu anlatmak için gösterdiğiniz o kalem şeyi gibi aslında tek aksta böyle bir dikdörtgen kesiyordu ben oraya gittiğimde ve gözlerime inanamadım, dedim ne oluyor? Biz bu aleti aldık bir 6 ay önce. Dediler çok güzel ama yani pek de çözemedik bu işi. Yani böyle işte şimdi biz daha bir 2,5'ü bir çözelim 7'ye çıkacağız dedim. Hani dedim çok ilginç. Sonra atölye sürecinde Maker Lab için hep üreticilerle görüşürken genel yani Tofaş fabrikasına bile gittiğimizde farklı bir ziyaret için aslında benim şahsi gözlemim yani Türkiye her kulvarda olduğu gibi bu kulvarda da potansiyelinin onda birini kullanmayı seçiyor. Ve bu çok garip geldi. Yani belki de başka yerleri çok iyi bilmemekten gelen bir şey ama genel hissiyatım elimizdeki endüstriyel hinterland aslında çok özgün. Yani Shenzhen'de yapılabilen şeylerin çok büyük bir kısmı Türkiye'de yapılabiliyor ki dünyadaki çoğu ülkede bu özellik artık yok oldu. İşçilik dersek aslında çok sofistike üretim yapabilecek bir know-how elimizde. Yani siz bunu nasıl görüyorsunuz? Sizce bu nasıl bir şeye dönüştürülebilir? Çünkü sadece işçiliğin ucuzladığı bir yarışta Türkiye'nin kazanması imkansız. Sadece tasarımın yüceltildiği bir dünyada da belki tek başına kazanması imkansız ama bu arafta olma durumu nasıl bir şeye dönüştürülebilir? Ben işte uzun yıllar 2007'de, 2008'de yani sen böyle 3D printerle, infotronla falan bu dönemde işte düşündük ki işte bunlar yeni, Türkiye'de hiç yapılmıyor. Paralel olarak bizim sanayimizde senin de gördüğün gibi bu arkadaşlar ciddi anlamda bu cihazları almışlar ve yapıyorlar. Ömer söylüyordum. Kayseri'de işte Anadolu Üniversitesi'nde ders veriyorum. İşte Turkuva Seramik diye bir yere fabrikaya gel gör dediler. İşte şey yapıyorlar. Seramik vitrifiyeler yapıyorlar. Girdik işte bir endüstriyel hatı var. Ondan sonra arkalarda iki tane büyük KUKA, çok büyüklerden şeyleri alıp böyle kalıplar, böyle fiber kalıp içine şey basıp yani inanmayacağın şekilde böyle bir dijital üretim yapıyorlar. Yani ve bunu işte de işte izin makinamız falan işte operatör var orada, eğitim almış, İtalya'ya gitmiş. Yani bizim sanayide bu arkadaşlar çok böyle fuarları takip ederek, Alman ve İtalyan cihazları alarak, ki bence kilit noktalardan biri budur. Hı. Yani biz Türkiye sanayimizin
çok ciddi bir şekilde Almanya sanayi ve İtalya sanayi bağlıyız. Yani ne kadar söyleyebilirsen işte Doğu Türkiye için önemli, yani bizim sanayimiz Almanya ve İtalya'dan makine alıp kullanıyorlar. Ve ben bunu çok sektörde görüyorum. Bilecik'te işte Sıkar Madencilik'te 6 ay evvel 5 eksenli masa torna 3 kafalı aldılar. ve yani 500 bin 700 bin euroluk bir cihazla 3 kafalı, neden? Çünkü üretim yapacaklar, sırf böyle şey için değil. Ve bu örnekler çok var ama gizli saklı örnekler bunlar. O yüzden senin soruna şöyle, biz aslında Türkiye'de iyi noktadayız ama sorun bunlar çok apayrı konstelasyonlarda, apayrı dünyalarda kapılar arkasında saklı. Ben son hikayemi şöyle de anlatayım. Citrifor'la o sahneyi yapmaya çalıştık geçen sene. Ben de düşündüm ki, çünkü mesela reklam yönlendirme tasarım yaptığım için çok böyle reklamcı denen insanlarla çalışıyoruz, üretim yapan. Onlar da sürekli bu cihazlar oluyor, işte CNC köpük keseriz, meseriz falan dediler. Ama dedim ki ucuz olması gerek, yani işte 600-700 lira. Ve o sayıda çok var. Yani Perpa'ya gidin bir gün, orada 10 tane onun gibi adam bulursunuz. Ama maalesef çok ucuz değil. Yani o gördüğünüz sanayiye o köpükte basıp bize 3000 lira istediler. Yani dedim ki 3000 lira, ne istiyorsunuz 3000 lira? İşte zaman. Mesela neyin zamanı? İşte cihazın zamanı. Yani şimdi cihazın zamanı o kadar mı? Yani demek cihazın zamanı şeyden daha pahalı. Yani onu, makinamız var, altyapı var, her şey var aslında ama bunu verimli bir şekilde ben dahil nasıl kullanabileceğimizi biraz çalışarak, ki bu işler çalışarak ancak pratiğe dönüşerek oluyor, onu çözmemiz lazım. Bence sen bir yorum yap. Yani ben ne diyebilirim? Ben de çok makine gördüm. Boş yatan, hiçbir şeye yaramayan. Bunun yani ilginç bir seri oluşturabilir. Boş yatan çok fazla, çok fazla var. Geçen gün bir işte arkadaşımın yine reklamcı, işte 1 küsür milyona 3D printer aldı. İşte 2 metre yüksekliğinde, 1.5 metre, 1.5 metre falan. Geçen model yaptırdım. Hani dedim ki bu makineyi almasaydınız, yani Strafor'dan yapsaydık. Şimdi aldığımız şeyi kullanamama çok büyük bir dert. Aslında bunun zemini de şuradan geliyor. Firma sahipleri o makineleri kullanabilecek hayal gücüne sahip çalıştıracak insanları bulamıyor. Çünkü eğitim de alsanız verseniz o eğitimle olacak bir şey değil. O çocuğun ya da onu yapan insanın onu kullanmak için bir hevesinin ya da onunla bir şey üretmek istemesi lazım. Ben bu yüzden çok makine öğrendim. 3D printer kullandım, bunun satışını yaptım. 3D scanner kullandım, CNC kullandım, lazer kesim kullandım. Bunların hepsi meraktan gelen şeyler. Büyük bir nesle de biz bu hayal kurma şeyini yükleyemediğimiz için, onlar da bu elemanları bulamadığı için, herkes beyaz yaka olmak istediği için şu an kullanamayan bir sürü makine var. Bence gerekirse mimarlık bile yapıyor olsak bu da bir mimarlığın bir parçası. Belki o işleri yapan mimar insanlar, mimar atölyeler ortaya çıktığında ki çıkacaktır, çıkması da lazım. O zaman ancak bu makineler kullanılacak, şu an yapılan yerli makineler kullanılacak vesaire. Ben biraz daha öyle görüyorum şimdi. Yani ben de destekleyici şeyler söyleyecektim bu konuyla ilgili olarak. Yani yatan makineler map'i mi yapmak lazım acaba? Yani Dudulu'da aynı makineyi mi gördük? Onu da merak ettim bir yandan. Koryandı çünkü ben de gitmiştim. Koryandı çok yoktu, aynı. Yani şöyle oluyor. Umarım aynıdır yani. Ya yani benim gittiğimde işte yazılım bilgisi eksikliği veya o yüklenmediği için işte 6 akslı bir şey alıp onun hani 2.5 aks falan hani kullanmak gibi şeyler veya işte başka işte yapması gerekiyorsa orada yaptığı şeyi tekrar başka bir işlemden geçirmek falan gibi, böyle gerçekten ne denir, verimi çok düşük kullanılan bir robot kısmı var. Bunlar böyle genelde tekil olan hani ne denir mobilyacılarda şunda bunda böyle şeyler görüyoruz ama endüstride tamamen zaten o robotları o firmaya veya fabrikaya satarlarken optimizasyon üzerine, o bir üretim bandı ve o optimize ediliyor ve o aslında o robot hep aynı şey yapıyor ya, hani çok tanımlı her şey. Dolayısıyla bir kere hem firmalarda hem de şeyde bir customized olma durumu ve
bizim mimarlıkta onlara örnekler gösterdiğimiz biraz donup kalma durumu oluyor. Nasıl yani, hani o çünkü işte bu tip fabrikalarda sadece optimize olması için kullanılan şeyler. Dolayısıyla onun yatması o tip yerlerde çok söz konusu olmuyor ama böyle daha ufak ölçekli ama meraklı olup robot alan şeylerde böyle durumlara çok hani rastlanabiliyor gerçekten. Okullarda bile yatan makineler oluyor. Yani hele ki bürokrasinin çok yavaş işlediği bir takım okullarda, isim vermeyeceğim. İşte evet, hani lazerimiz var, 1,5 metrelik şeyi var ama hani kimse kurmadı. Hani açıp kimse kurmadı gibi şeyler olabiliyor. Haberi olmuyor kimsenin. Böyle evet. Bir Urban Legend gibi bir takım makineler var ama gibi böyle durumlar. Evet, maalesef durumlar böyle ama... Yani bu şeylerin ara kesitteki bu insanların yetişmesi zaman alacak ve şu an bence yetişiyorlar diye düşünüyorum. Yani aslında şu an oluyor her şey. Algısal olarak sence orada mı peki? Yani... Hayır, yani genel olarak bir evet. Genel çerçeveden bakarsak değil diye yani düşünüyorum. Özenilen bir şey olması konusunda bence çok yani çok kat edilmesi gereken yol var. Orada sorun yani... Şimdi CNC operatör denen bir kavram var. Yani o arkadaş öyle bir teknik eğitimden geçerek lise düzeyinden kendini geliştiriyor. Yani sektör ona da yardım ediyor. İşte şey